Hüdapar Genel Merkezi iş gündemin öne çıkan diğer başlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hüdapar son zamanlarda artan mülteci karşıtlığına tepki göstererek hükümeti uyardı. Yaygınlaşan ahlaki yozlaşmaya karşı da uyarlarda bulunan Hüdapar, manevi ve ahlaki çöküşün toplumun geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, özellikle aileye ciddi zararlar veren mevzuatın ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Yine son dönemde İmam Hatip okullarının bir operasyona maruz kaldığına işaret eden Hüdapar Genel Merkezi, hükümetten çağrı yaparak İmam Hatiplere liyakatli idareci ve öğretmen atamaları istedi. Son dönemde Türkiye'de yaygınlaştırmak istenen mülteci karşıtlığı gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Mülteci karşıtlığına bir tepkide Hüdapar'dan geldi. Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere ülkelerinden göç etmek zorunda kalan mültecilere Türkiye'nin kapılarını açarak imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışması bir insanlık vazifesi ve takdire şayan bir duruştur. Ancak ülkeyi karıştırmak isteyenlerin faşizan girişimleri, bazı siyasetçilerle yöneticilerin mülteci karşıtı açıklamaları ve hükümetin mülteci politikasındaki bazı eksiklikler ifa edilen büyük insanlık hizmetine gölge düşürmektedir. Geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi'nin tepki çeken uygulamasını işaret eden Hüdapar, insanların ayrıştırılmasını eleştirdi. Bu anlamda Fatih Belediyesi'nin oturma izinleri olsa dahi mültecilerin Fatih'te ev kiralamalarına yasak getirmesi İslami ve insani anlamda büyük bir ayıptır. İnsanların mültecilere karşı kışkırtılarak onlara ev kiralanmamasını, çalıştırılmamalarını ve içeri alınmamalarını telkin eden beyanlar insanları ayrıştırmak ve nefreti körüklemektir. Hükümeti, yerel yöneticileri ve siyasetçileri mültecilere yönelik söylem ve icraatlarında daha duyarlı olmaya, hukukun en temel ilkelerine ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyoruz. Toplumda hızla yayılan yozlaşmaya da dikkat çeken Hüdapar, nikahsız birlikteliğin olumsuz sonuçlarına işaret etti. Geçtiğimiz günlerde yeni doğan bir bebeğin annesi ve anneannesi tarafından diri diri toprağa gömülmesi toplumumuzda gelinen noktanın vahametini gözler önüne sermektedir. Bir toplumda manevi ve ahlaki çöküş başlamışsa o toplumun geleceği tehlike altındadır. Modern hayatın getirmiş olduğu yaşam tarzından dolayı toplum her geçen gün değerlerinden uzaklaşmakta, insani duygularını yitirmektedir toplumdaki iffetsizliğin sıradanlaşmasına dikkat çeken Hüdapar, aileye zarar veren yasaların kalkmasını istedi. Toplumda yaşanan gayri ahlaki olayları medyaya yansıyan kısmı buzdağının sadece görünen kısmıdır. Toplumsal buhranın önüne geçmek için başta 6.284 sayılı yasa olmak üzere ahlaka ve aileye ciddi zararlar veren mevzuat ivedi bir şekilde düzeltilmelidir. İmam Hatip okullarının hedef alınması da Hüdapar'ın gündemindeydi. İmam Hatip okullarının bir operasyona maruz kaldıkları görülmektedir. Yaşanan sıkıntıların en önemlileri Milli Eğitim Bakanlığından kaynaklanmaktadır. İdareci ve öğretmen atamalarında hassasiyetin terk edildiğine işaret edilen değerlendirmede önemli uyarılarda bulunuldu. Dini hassasiyetleri zayıf, hatta inançsız deist, İslam düşmanı, imametip okulları karşıtı ve liyakatsiz idarecilerle öğretmenlere her yerde rastlanır oldu. Birçok okulda öğretmenle idarecilerin öğrencileri dinden ve Allah inancından uzaklaştırmak için özel çaba içerisinde oldukları müşahede edilmektedir. Ebeveynler çocukları inançlarını kurusun diye tercih ettikleri bu okullar çocukları inançlarından uzaklaştırmaya başlamıştır. Hüdapar açıklamasında İmam okullarının yozlaştırma ve amacından saptırma operasyonuna karşı korunması gerektiğini vurguladı. Öncelikle liyakatli, inançlı idareci ve öğretmenler atanmalıdır. İmam tip okulları için özel atama kuralları uygulanmalı, bu okullara sadece inançlı personel atanmalıdır. Öte taraftan bu okullarda uygulanacak eğitim müfredatıyla kılık kıyafet yönetmeliği, dini hassasiyete göre hazırlanmalı ve tavizsiz bir şekilde uygulanmalıdır.